size kabızlıkla ilgili bilgi vermek istiyorum. Kabızlık nedir? Kabızlıkta yaşam değişikliği ne olmalıdır? İlaç tedavisinden önce neler yapmanız gerekir? Bunlar hakkında konuşacağız. Kabızlık günde 3 ila haftada 3 olan dışkılama sıklığının daha az görülmesi halidir. İnsanların yaşam kalitesini bozmakla birlikte huzursuzluk, karında şişkinlik, rahatsızlık hissine neden olur. Psikolojik açıdan da bağırsağımızda kirli gıdaların kaldığı hissiyatı ruh halimizi bozmaktadır. Bunun dışında bakteriyel bir takım çoğalmalar ve oradaki asitik düzeyin değişmesi de ruh halimizi etkilemektedir. Burada kabızlıkla ilgili öncesinde kabızlığın neden olduğunu araştırmak gerekir. Kabızlığın neden olduğunu araştırdıktan sonra nedene yönelik tedaviler çok önemlidir. Kabızlık bir belirti olduğu gibi tek başına bir hastalık da olabilir. Burada bağırsağın hareket kusuru ile giden bir takım problemlerde bağırsak transiti yavaşlar ve biz kabızlık olarak karşımıza çıkar. Bunun dışında endokrin nedenler, metabolizmanın yavaşlanması, beslenme alışkanlıklarının değişmesi gibi durumlarda hastalar kabızlıktan şikayet edebilirler. Bunun dışında nörolojik bozukluğu olanlar, felç geçirmiş hastalarda kabızlık daha sık görülebilmektedir. Aynı zamanda yaşlılarda kullanılan ilaçlar, bir takım nörolojik ilaçlar kabızlığı tetiklemektedir. Biz gelen hastalarımıza öncesinde kullandığı ilaçları sorgulamasını yaparız. Ardından metabolik hastalığı, bir endokrin hastalığı var mı? Bunları araştırırız. Peki, bunlar altta yatan herhangi bir neden bulmadık. Ne yaptık? Bu durumda ne yapacağız? Burada diyet çok önemlidir. Diyette özellikle su tüketimini ilk başta sorgulamamız gerekir. Günde 8-10 bardak su tüketimi sağlıklı bir şekilde vücudumuzun fonksiyonlarının gerçekleşmesini sağlamaktadır. Bunun altında olan su tüketiminde vücut terleme azalması, idrar azalması ve dışkıdaki suyun geri emilimini sağlamak yoluyla kendisini kontrol altına almaya çalışır. Daha az tükettiğimizde böbrek fonksiyonlarımızda bozulma, vücudun ısı regülasyonunda bozulma ve sert kıvamlı zor dışkılama şeklinde hastalarımız bize başvurur. Bundan dolayı su tüketimimizi mümkün olduğunca artırarak kabızlığa yönelik ilk tedbirimizi alırız. Bunun dışında kuru gıdalarla beslenmek, fast food gıdalarla beslenmek, özellikle tatlandırıcılı paketli içecekler, paketli yiyeceklerle beslenmek kabızlık şikayetlerini artırmaktadır. Bunun yerine sebze meyve ağırlığı, lif ağırlığı yüksek gıdalarla beslenmek hastalarımızda kabızlık problemini daha kolay çözmemizi sağlayacaktır. Hareket de bunun yanında en önemli faktörlerden biridir. Vücudumuz hareket ettikçe, kas iskelet sistemimiz çalıştıkça bir takım hormonlar salgılanarak bu vücudumuzun çalışmasını düzenler. Bunun dışında özellikle yeme refleksi dediğimiz, gastrokolik refleks dediğimiz bir durum vardır. Yemek yemeye başladığımız andan itibaren sindirim kanalında kasılma ve gevşemeler başlar. Gıdalar ne kadar bağırsağa yaklaştıysa bu kasılmalar değişir ve bu kasılmaların değişmesi sonrasında dışkı aşağı doğru hareket ederek dışarı atılır. Burada biz ne kadar az hareket edersek, ne kadar sedanter bir yaşamımız varsa bu durumda hastalarımızda kabızlık görülme sıklığı artmaktadır. Bunun dışında özellikle kabızlık problemi olan insanların çok yaklaştığı bir tavır vardır. Belli bitkisel çayların içilmesinin kabızlığı rahatlattığını, dışkılamayı kolaylaştığını görürüz. Burada ilk dönemde bizim zaten ilaç olarak kullandığımız bir takım maddeler bu bitki çaylarında bulunmaktadır ve bu bitki çaylarını tükettiğimizde bağırsağın uyarılarının artırılarak bağırsağın dışkılamamız kolaylaşır. Ama biz bu bitki çaylarını uzun süreli tükettiğimizde buna karşı bir duyarsızlık gelişir ve sonrasında ilaç kullanmamıza rağmen dışkılamamızda bir problem yaşadığımızı görürüz. Bunun dışında bağırsaklarda özellikle bu tür gıdaların kullanımında, bu tür bitkisel yöntemlerin kullanımında bir takım renk değişiklikleri görürüz ki bu bizim kolonoskopide gördüğümüzde yoğun laksatif dediğimiz bağırsak temizleyici ilaçların sık kullanıldığını gösterir.
Bu gıdaların kullanımını mümkün olduğunca kısıtlayarak normal sağlıklı beslenme periyotlarına geçmek, spor yapmak, bol su içmek kabızlığın yaşam tarzı değişikliğindeki en büyük adımıdır. Bunlara rağmen şikayetlerinizin geçmemesi halinde mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına başvurarak bunların başka bir neden, altta yatan başka bir neden olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. İyi günler diliyorum.